Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Mekke 13. Sifir 92. kısım 76. bölüm Mücahede. Sabah akşam ilahını tesbih et. Ayakkabı hidayet vasıtasıyla taça döner. Arzuna mücadele et. Ara verme. vekiler için dost ol. Mücahit sürekli mücadele edendir. Şartları arzular ve nedenleri tutkundur. Tembelliğe yönelme çünkü tembellik seni örter. Hadiseler içinde vasıl ol. Allah sizi başarıya erdirsin. Bilmelisiniz ki bu bölümde söze başladığımda bana sahih bir rüya gösterildi. Bu rüyada insanlara geçici ilahi bir emrin indirilmesi gerektiği bildirildi. Onlar bu emirde sıkıntı, nefsani ve duyusal güçlüklere muhtaçtır. Bana şöyle denildi. Her bölüme küçük harfleri katmayı unutma. Bunların işbağı ile üç harfin ki illet harfleridir. Meydana geldiğini açıklarsın. Söz konusu harfler uzatma ve yumuşatma harfleridir ve neden ve nedenliden yani illet ve malulden bileşiktir. Küçük harfler hakkındaki konuşman ve işaretin dört sınıfa yöneliktir. Birincisi ilahi bilgilerin sahibi olan ki bunlar gerçek bilgilerdir. Bunlar ariflerdir. İkinci sınıf ilahi sınırlarda duran vakfe ehlidir. Yani bunlar da durak ehlidir. Bunlar henüz elde etmedikleri bir hale geçerken birinci ve la ikinci makam arasında saygıyı öğrenmek için duran berzah ehli aynı zamanda vuslat ve ünsiyet ehlidir. Vuslat ve ünsiyet ehli de öyledir. Her makamda onlara ait dereceler belirlenir. Nitekim vakfe ehli içinde bunu açıklarsın. Böylece salik işi karıştırmaz. Rüyada denilenlerden biri de açıklamalarımın halleri bilinmeyenlere yönelik olmasıydı. Bunlar tanıyan fakat tanınmayan melamilerdir. Onları marifet sahiplerinden ayırıp kendilerine ait kemali ortaya çıkartmalısın. Bunlar Allah'a bilenlerdir. Bu dört grubun her makamdaki hallerinin izahı gerekir. Bunlar arifler, melamiler, ünsiyet ve vuslat ehli ve vakve ve söz ehli olan ediplerdir. Sen Allah'ın emrinden Allah'ın kullarına nasihatle memursun. Dinde nasihat demektir. Allah için, peygamberi için, Müslümanların önderleri ve geneli için. Vakada berzah var edişi işini tamamlayınca uykudan kalktık ve sözde, amelde ve halde Allah'ın bizi korumasını diledik. Bu vakada kendimle beraber arkadaşımız Taceddin Abbas bin Amr Es-Serrac'ı gördüm. Arkadaşım Üç illet harfinin kendilerinden oluştuğu küçük harfler hakkında konuşmam hus hususunda hak canebinden beni ikaz ediyordu. Küçük harflerle ne demek istendiğini ve onların çocuklarının ki illet harfleridir mertebelerinin mahiyetini açıklamalıyız. Daha önce kitabın harfler bölümünde ikinci bölümünde bunları açıklamıştık. Rüya nedeniyle harflerin burada tekrar açıklanması zorunludur. Vasil Küçük harfler ve çocuklarının mertebeleri. Bilmelisin ki küçük harfler derken 3 harekeyi kastederiz. Ötre, kesre ve fetha. Bunların iki hali vardır. İşba hali ve işbasız hali. Bunlardan biri işba ile nitelendiğinde kendisine uygun bir malulün yani nedenlinin varlığının illeti olur. Zamme veya ötre işba edildiğinde ondan malul vav meydana gelir. Hareke fetha ise elif, kesre ise malul, ya meydana gelir. Burada vav ve ya'yı illet olmakla sınırladık. Çünkü bu ikisi sağlıklı iken de illetle nitelenmek sizin bulunabilir. Elif ise her zaman illetli bulunabilir. Bu nedenle onun öncesi fethalı olabilir ve bu işba edilmiş bir fethadır. Bu harfler illet harfleri de isimlendirilir. Yani bu illetlerin nedenlisi olarak var olmuşlardır. Böylelikle hükümler illetlerinin tarzında ortaya çıkar. Bu sayede Onlarla kelimeler irab edildiği gibi illetleri de irab edilir. Söz gelişi. Zeydun ehuke yani Zeyd kardeşindir dersin. Zeyd'deki ötre dalın ötresidir ve zammenin işbaından meydana gelmiştir. Ehuke sözünde zammenin işbaından ise vav meydana gelmiştir. Merfuluk alameti ise zammeden doğan vav harfidir. Böylece isim malul harf kendisiyle var olduğu için muhtel yani illetli diye isimlendirilir. O da bu harflerden biridir. Bu üç harften bir harfin bulunduğu hiçbir kelime sahi diye isimlendirilmez ki malul olmayan yani kendisinde illet harfi bulunmayan demektir. Söz gelişi ra ehake eh zeyden kardeşin zeydi gördüm dersin. Zeyd kelimesindeki fetha nasb alametiyle ehake eh kelimesindeki elif ise he'nin fethasından meydana gelmiş nasb alametidir. Merartu bi ehike zeydin yani kardeşin Zeyd'e rastladım. Zeyd'deki kesre hafız yani hafız kelimenin sonunu i okumak alametidir. Ehike'deki i de yani ya hafız alametidir. Böylelikle ya'ya ya etkilediğini, ya'ya ya etkilediği harfin hükmü verilmiştir. Kelime bu harflerle illetlendirilmiş, babasının hükmünü kazanmıştır. Ötrünün ki ref'tir. İlahi isimlerden payı El-Ali iken Fetanın payı Er-Rahman'dır. Bu nedenle Kur'an'da Allah is insan insanlara rahmetinden feth ederse yani açarsa denilir. Fetha ve fethi arasında ilişki kurulmaktadır. Fethi rahmete ait sayılmıştır. Kestinin ilahi isimlerden payı El-Müteal'dir. Bu ilahi isimlerin oluştaki etkileri malumdur. Nitekim İsimler hakta kendi tanımlarıyla ayrışır ve birbirlerinden farklılaşır. Bu konuyu kitabın ikinci bölümünde açıkladık ve orada irap harekelerinden mebnilik harekelerini, diri ve ölü sükun mertebesini, nunun fiilin beş örneğinde irap hükmünde illet harflerine katılışını açıklamıştık. Bunlar yefalani, tefalani, yefaluni, tefalune ve tefaline gibi örneklerdir. Başlarına gelen amillere göre bunların ispatı irap olduğu gibi düşürülmeleri de iraptır. Malul yani illetli hastalıkla nitelenendir bu nedenle. Kendisinde bulunan hastalığın üzüntüsünden çektiği sıkıntıya karşı meşakkat ve gayret sahibidir. Çünkü illetten ancak bir malul meydana gelebilir. Bu nedenle bu konudaki sözü mücahede bölümünde ele aldık. Mücahede yorulmak ve meşakkat demektir ki bu nedenle cihat diye isimlendirildi. Allah'ın dini kolaydır. Allah sözünü her nerede söylerse doğrudur. Allah size dinde bir güçlük yaratmadı. Başka bir ayette ise Allah size kolaylık diler, güçlük istemez denilir. Bu nedenle cihadın terkine bir bölüm ayırdık. Bu bölüm bundan sonra gelecek olan mücahedenin terki hakkındaki 77. bölümdür. Çünkü mücahede bir haldir, amel değildir. Haller verilmiş, ameller kazanılmıştır. Bu nedenle Kur'an'da kazanım amel makamına yerleştirildiği gibi amel de kazanım yerine yerleştirilmiştir. Bir ayette her nefse ameli ödenir denilir. Başka bir yerde ise kazandığı yani kesbi denilir. Böylece ayette amel kesp diye isimlendirilmiş ve her biri diğerinin yerini almıştır. Bu nedenle amellerin kazanım olduğunu söyledik. Amel sahiplerinin bir kısmının amelinde meşakkat varken mücahade demektir bu. Bir kısmı ise meşakkatle karşılaşmaz. Dolayısıyla mücahadesi olmaz. Amel herkes için meşakkati gerektirseydi gayret bütün amel sahiplerinde ortaya çıkardı. Bu nedenle de haller vergi olmuştur. Fasıl. 4 mücahit sınıfı. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki mücahitler cehd, gayret ve sıkıntı sahipleridir. Bunlar 4 sınıftır. Birinci sınıf herhangi bir şeyle sınırlanmaksızın mücahit olanlardır. Allah mücahitleri oturanlardan üstün yaptı. Ayetini dile getirilen durum budur. İkincisi Allah yolunda sözüyle sınırlanan mücahitlerdir. Bu ise Allah yolunda cihad ederler ve onun yolunda cihad ayetini dile getirilir. Üçüncü sınıf ise onda cihad edenlerdir. Bu ise bizde cihad edenleri yollarımıza ulaştırırız ayetinde dile getirilir. Burada ulaştırmak kimde cihat ettiklerini öğrenmelerini sağlarız demektir. Böylelikle bu esnada cihat ederler ya da etmezler. Dördüncü sınıf ise Allah'ta hakkıyla cihat edenlerdir. Hak onları bu sınırlama olmaksızın Allah'ta cihat edenlerden ayırır. Hakkıyla cihat Allah'tan hakkıyla sakınanlar ve kitabı hakkıyla okuyanlar ayetinde belirtilen hakkıyla ifadesine benzer ki bu dördüncü mertebedir. Bu mücahede yükümlülüğe eşlik eden makamlardandır. aleyin yükümlülük sürdükçe mücahede de sürer. Yükümlülüğün hükmü kalktığında mücahede de kalkar. Bu nedenle Allah yükümlülerden mübah, mübah sınıfıyla güçlüğü kaldırdı. Bu nedenle üzerinde yaratılmış oldukları ilahi suretin onlarda şefaat etmesidir. İlahi suret engel tanımaz ve kendisine benzeyinin engellediğini gördüğünde ondan engelin kaldırılmasını ister. Bunun üzerine ahirette buna ulaşacaktır denilir. Suret ise şöyle der. Ahiretteki durumun dünya hayatında da bir hükmü olmalıdır ki benim şefaatimin kabulüyle sevineyim. Çünkü sen şöyle dedin. Dünya ve ahirette onlar müjdelenmiştir. Bu suret benim dolaştığım yer ve bakışımın düştüğü yerdir. Onun yasakla karşılaştığını görünce onda bir kırıklık buluyor ve inayetimin esirini onda göremiyorum. Bununla birlikte o benim suretime göre yaratılmıştır. Halbuki ba bana yasak konulmaz. Bunun üzerine Allah beşeri suret için mübah alanını belirledi. İlahi suret insana mübahtı eylem yaparken bakar. Mübah dünya hayatında nefsin en üstün halidir. Çünkü mübah engellemenin bulunmadığı ahiret hayatının bir parçasıdır. Nefs mübahtan mekruh veya memluba yöneldiğinde ise, suret yükümlüden kısmen yüz çevirir. Bu esnada kısmen insanı insani surete baksa bile bir yönüyle ondan uzaklaşır. Nefs mübahtan harama ya da bir vacibi yapmaya yöneldiğinde ise suret perde çeker ve bütünüyle yükümlüden yüz çevirir. Ameli insana teklif eden de eden ya da yasaklayan ki Allah'tır, kulubu esnada gördüğünde kendisine vacip kıldığı şeyi vacip kılar hakkın kendine bir şeyi zorunlu kılması, nefsine rahmeti yazdı ve müminlere yardım üzerimizde haktır gibi ayetlerinde dile getirilir. Böylelikle perde kalkar. Artık iki sureten her biri hükümlerin bütün hallerinde diğerini görür. Dostum, bakınız. Allah kullarına karşı ne kadar lütufkar ve merhametlidir. Zorunluluk hükmünde kendisini onlara ortak yapmış Onlardan zorunluluğu düşürmemiş, bu hükümde kendisini de onlara katmıştır. Çünkü kullar bir hükmü başlangıçta kazanmıştı. Bu hükmü kullardan kaldırsaydı, onların nezdinde hakkın kendisine kullarını katacağı bir makam bulunmazdı. Yani biz size tattırdığımız şeyi tattık. İşte bu ilahi hüküm ve tenezzüldeki inceliğin son keredesidir. Allah kazanılan bilgide de kullarına tenezzül etmiştir. Çünkü onların bilgisi kazanılmıştır. Şöyle der, öğreninceye kadar sizi deneyeceğiz. Allah alimdir ve böylelikle kullarıyla ünsiyet etmiştir. Burada Allah'ı bilmeyenlerin bir sözünü duyanların kendisine karşı destek bulacağı bir iman, bir iman hükmü vardır. Bu ise onların Allah'ı tikelleri bilmez sözleridir. Onlar bu sözle Allah'ı tenzih etmek istemişlerdir. Bu konu keşf ilahi bilginin bilinenlere ilişme tarzını ortaya çıkartmadığı sürece akılla tam olarak kavranamayacak bir meseledir. Ayrıca bu meselenin bilinmesi hak için geçmiş ve geleceğin olmadığının keş yoluyla öğrenilmesine bağlıdır. Hakk'ın şimdiki anı sürekli ve daimidir. Onun için an şimdi olmayıp sonra olan ya da olduktan sonra sona eren bir tarzda değildir. Bazen Allah bu gücü dilediği kullarına da verebilir. Ondan bir esinti yani evha Hz. Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem'de ortaya çıkmış. Bu sayede peygamber öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini öğrenmiştir. Başka bir ifadeyle geçmiş ve geleceği öğrenmiştir. Bilinenler Hazreti Peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem şimdi mertebesini toplanmamış olsaydı onları bilme özelliği kazanamazdı. Allah'ın doğru bir bilgiyle tikelleri bildiği ve tikeli bilmeye tikeyi, tikeli bilmeyi Hakkın mertebesinden olumsuzlayarak tenzih hedeflerinin bundan habersiz kaldığı burada öğrenilir. Mücahede, nefsi bedensel güçlüklere zorlamaktır. Bu güçlük, mizaca bir zayıflık ve bitkinlik verir. Nitekim riyazet de nefsin ahlakını sıkıntıya katlanmaya zorlayarak güzelleştirmek demektir. Söz konusu, sıkıntı ırz ve bedenin dışında bedenin hareketin bulunmadığı konularla ilgilidir. Sonra, dince övülmüş olan, bu bedeni hareketlerin bir kısmı genel anlamda Allah yolundaki hareketlerdir. Bunlar meşru bütün hayır ve iyilik türleridir. Onların bir kısmında mücahede diye isimlendirilen meşakkat varken bir kısmında meşakkat yoktur. Dolayısıyla bu ismin hükmü onlardan kalkar. Bu bölüm meşakkatin bulunduğu hareketlerle ilgilidir ve bu nedenle onu mücahede bölümü diye isimlendirdik. Meşakkatin en büyüğüne baktık. Allah yolunda can vermekten ki onun yolunda yolu, onun yolunda savaşmak demektir. Daha büyük bir meşakkat bulamadık. Allah burada ölenlerin ızıklanan diriler diye niteleyerek onlara ölü demeyi yasaklamış. Duyunun kaybolması ve nefeslerinin olmayışı nedeniyle görünüşteki ortaklıktan hareketle onları ölülere katanları bilgisiz saymıştır. Bu kıyası geçersizleştiren en güçlü kanıttır. Çünkü Allah yolunda katledilen mücahitlerin, mücahitlerin öldüğüne inananlar, Allah yolunun dışındaki bir sebeple öldürülenlere aradaki ortak illet nedeniyle kıyaslayarak böyle düşünmüşlerdir. Onlar her ikisinin nefes ve canlılık hareketi olmaksızın aynı tarzda öldürülmüş olduğunu düşünürler. Şehitler kendilerine yapılmak istenilen organların kesilmesi, derilerinin böceklenmesi ve parçalanması gibi eylemlerden ya da vahşi kuşların yemesi bedenlerinin çürüme ve bozulma yüz tutması gibi fiillerden kendilerini koruyamaz. Bunun üzerine kıyas yapmış ve fakat kıyasta yanılmışlardır. Bundan daha açık bir kıyas olmadığı gibi bundan güçlü bir illet de yoktur. Bütün bunlara rağmen Allah onları yalanlayarak şöyle demiştir. Benim yolumda öldürülen kimsenin durumu benim yolumdan başka bir yerde öldürülenle bir değildir. Allah yolunda öldürülenleri ölüler saymayınız. Onlar diridir. Rablerinin katında rızıklanırlar. Sevinmiş bir halde. Bu nedenle onlara şöyle der: Allah yolunda öldürülenler hakkında verdiğiniz hüküm bilgi değil, dolayısıyla doğru da değildir. Doğru olmayınca ona göre hüküm vermek caiz değildir. Çünkü biz Allah'ın o bilginin bilgi olmadığını bildirdiğini biliyoruz. Sonra şöyle der: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridir. Siz farkına varamazsınız. Allah kıyasın verdiği bilgiyi yok saymıştır. Açıklığı, kuşkusuzluğu, nedenlerinin çokluğu ve kendisiyle öldürülen diğer insanları bir araya getiren illetlerin fazlalığına rağmen bu kıyasın durumu böyle ise ki o Allah'ın bildirmesiyle batıl bir kıyastır. Fakihlerin olaylar, akılcıların Allah'a bilmede görünenden hareketle görünmeyen hakkında yaptıkları kıyasları nasıl olabilir ki? Heyhat, Allah doğru söylemiş, diğerleri yalan söylemiştir. Benzeri olmayana eşyanın benzediği kimse benzemez. Can vermek nefslere ağır gelir ve bu nedenle cihat diye isimlendirilmiştir. İki tür nefs vardır. Birincisi dünya hayatıyla ülfet ettiği için onu arzulayan nefstir. Böyle bir nefs dünya hayatından ayrılmak istemez ve bunu ona ağır gelir. Diğer nefs ise itaatlerini ve hakka yaklaştıran davranışları daha çok yapmak, Allah hakkındaki bilgi edinmek ve her nefes yükselmek için dünya hayatını arzular. Böyle bir nefse de dünya hayatından ayrılmak güç gelir. O nedenle iki grup hakkında da bu mücahede cihat diye isimlendirilmiştir. Allah yolunda cihat edenlere gelirsek Allah yolu Allah'a gidenlerin yoludur. Başka bir ifadeyle ilah olması bakımından ona ulaşmaktır. Öyleyse bu alemin ve ondaki hükümlerin ortaya çıktığı mertebeyi öğrenmek için gayret etmektir. Yaratıklar yeryüzüne ondan meydana gelir. Mücahitlerin bu grubu bu yollarda yolcunun yolda karşılaştığı korkutucu şeylerle karşılaşır. Çünkü yolcu bu yolda yürürken canından veya malından olabilir. Çocuklarını yetim bırakabilir. Alıştığı şeylerden yoksun kalabilir. Allah şöyle buyurur. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz.'' Başka bir ayette ise Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Allah böyle bir şeyin kulları güç geleceğini bilir çünkü nefs ve malların hak da bunu onaylamıştır ve o her zaman doğru söyler, kendilerine ait olduğunu iddia ederler. Bu nedenle mal ve canlarının satın alınmasını öne geçirerek ellerini onlardan çekmelerini istemiştir. Bu durumda müşteri satın aldığı şeyde dilediği şekilde tasarruf eder satıcı malı sevse bile müşterinin verdiği bedel sattığından da daha sattığından daha sevimli gelir. Bu nedenle Allah müminlerden nefslerini ve mallarını satın aldı buyurur. Bundan sonra Allah müminlere savaşmayı emretmiştir. Artık bu onlara kolay gelir. Böylece onlar ödünç alınmış canlarla cihat ederler ki cisimlerle var olan hayvan nefsleri kastediyoruz. Mallar da ödünçtür. Öyleyse onlar ödünç bir hayvan ile ve başkasının malıyla yolculuk yapan kimseye benzer. Onu ödünç verdiğinde sahibinin çektiği güçlük ortadan kalkar. Hayvan yok olsa veya mal telef olsa bile bir sıkıntı çekilmez ve sahibinin kalbi rahattır bu durumda. Geride ancak mümin ise bu binek hayvanın çektiği sıkıntı kalır. Bu sıkıntı ise uzun meşakkat ve yolun yorucu olmasından kaynaklanır. Düşmanla savaşırken ise kaçma, yaralanma, okla öldürülme ve kılıçla boynunun vurulması gibi sıkıntılarla karşılaşılır. İnsan doğal bir şefkate sahip yaratılmıştır. Dolayısıyla sahibi olması bakımından değil, canlı olması bakımından bineğine karşı şefkatlidir. Çünkü bu bineği ödünç verenin onun yok edilmesini istediğini bilir ve bu da ona sebebine gelir. Dolayısıyla insanda geride kalan ancak doğal şefkattir. Öyleyse hakkın bu ayette satın aldığı nefsler hayvani nefslerdir ve onları düşünen mümin nefslerden satın almıştır. O halde düşünen mümin nefsler hakkın kendilerine satın aldığı hayvani nefslerin sahibi olan satıcılarıdır. Satıcılardır. Söz konusu nefslerin öldürülmesi helaldir ve bunlar imanın yeri değildir. İmanın yeri düşünen nefslerdir. Hakk şöyle der. Müminlerden satın aldı. Bunlar imanla nitelenen düşünen nefslerdir. Nefslerini bunlar ise o nefslerin maddi binekleri ve onları savaşa ve cihada çıkaran çıkartan nefslerdir. Öyleyse müminin nefsi yoktur. Dolayısıyla onun nefsine dönük çevkati her canlıya karşı düşünen nefste bulunan zati şefkatten başka bir şey değildir. Allah'ın kendi yolunda ya da kendisinde ya da hakkıyla cihat gibi belli bir nitelikle sınırlamadığı mücahitlere gelirsek onlar Allah ile cihat edenlerdir ve Allah'ın sınırlanma niteliği yoktur. Onlar Allah ile cihat edenlerdir ve Allah'ın sınırlanma niteliği yoktur. Onların cihadı her şeydedir. Binan'ın söz konusu olan genel cihattır. Cihadın bu makamdaki kişiyi kişiye nispeti ki meşakkat demektir. Allah'ın onu mücahit diye isimlendirmesinden kaynaklanır. Allah onun neyde cihat edeceğini belirlememiştir. Bu eşyada kaza ve kaderin hükmüdür. Bunda hakkında verilen hükme karşı bir isteksizlik ortaya çıkar. Hak kuluna olan inayeti nedeniyle onun gecikmesini istemez. Allah bu makamda şöyle der. Mümin kulumun canını alırken hariç yaptığım hiçbir şeyde tereddüde düşmedim. O ölümü sevmez. Ben ise gecikmesini istemem. Bana kavuşması ise zorunludur. Allah ilahi bilgi bunu takdir ettiği için ölümün zorunlu olduğunu söylemektedir. Böylelikle Allah onun canını mutlak bir mücadeden alır. Bu ise sıkıntı veya başka bir şeyle sınırlanmayan mücahadedir. Fakat Allah'ın tereddüt ile dikkat çektiği şey mücadede hükmüne uygun bir hükme delildir. Allah bu ifadeyi işin kendiliğinde bulunduğu durumu bildirmek için getirdi. Allah kullarına öğretendir ve bu durum şu ayette dile getirildi. Bilgi verilenler demiştir ki onlara bilgi veren Errahman isminden Allah'tır. Bu öğretimi hakkında şöyle der. İnsana bilmediğini öğretti. Allah kendilerini isimlendirdiği gibi kulların arasından sınırlanmayan mücahitler, dış varlıkları kendilerinde ortaya çıkan fiillerinde tereddüt edenlerdir. Tereddüt şununla ilgilidir. Bu fiilleri Allah'a mı nispet edeceklerdir? Halbuki fiillerin içinde hakka karşı saygının ve onun tenzihin gereği olarak Allah'a nispet edilemeyecek fiiller vardır. Nitekim Allah şöyle der, Allah münezzehtir. Yoksa onları kendilerine mi nispet edeceklerdir? Halbuki bunların içinde Allah karşısındaki saygının gereği olarak gerçek bir şekilde Allah'a nispet edilecek fiiller vardır. Bu durumda Allah'ın şöyle dediğini görürler. Attın da sen atmadın. burada Allah olumsuzlamış, sonra olumsuzladığını ispat etmiş ve sonra fakat Allah attı demiştir. Böylelikle olumlamayı iki olumsuzlama arasına sık yerleştirmiş. Bu ise tek olumlamadan güçlü olmuştur. Çünkü o olumlananı ihata eder. Sonra aynı ayette şöyle der. Müminleri sınamak için. Buradan şunu anladık. Allah ayette dile getirdiği atma fiilinin olumsuzlanması ya da olumlanması konusunda müminleri serbest bırakmış, bunu güzel bir imtihan yapmıştır. Kul kendisinden atma eylemini olumsuzlarsa, isabet edeceği gibi olumlarsa yine isabet edecektir. Geride hangi isabetin kulak layık olduğunu öğrenmek kalmıştır. Bununla birlikte hepsi güzeldir. İşte bu hayret konusudur ve Allah onu bir sınanma yani sınanma yeri diye isimlendirmiştir. Peki Allah'ın muradı olan gerçeğe kim ulaşacaktır bu doğrulardan ya da hükümlerden hangisini Allah kastetmiştir? Olumsuzlamayı mı, olumlamayı mı? Bunu bilen kimse Allah nezdinde bilmeyenlerden daha üstündür. Söz konusu kimseler Allah'ın büyük bir ödülle oturanlardan üstün yaptığı mücahitlerdir. Oturanlar bu araştırma yapmayanlardır. Allah'ın yücelttiği şeyin kadri ölçülemez. Ondan dereceleridir, derecelerdir. Hak, Allah yolunda cihad edenler ile ilgili ifadesinde olduğu gibi bu dereceleri tek bir derece yapmamıştır. Allah yolunda cihad edenler için ise tek bir derece yapmış, ayetin devamında bunlara ekleme yapmıştır. Mücahitlerin iki sınıfını zikretmiş olduk, üçüncü sınıf ise Allah'ta hakkıyla cihad edenlerdir. Cihadının hakkıyla. Cihadının kelimesindeki zamir Allah'a döner. Bunun anlamı cihad ederken hakkın niteliğiyle nitelenirler demektir. Nitekim bunu hakkın tereddüdü konusunda açıklamıştık. Başka bir ifadeyle onlar Allah'tan başkasını görmez ve cihad onda gerçekleşmiştir. Allah'tan başkası ise Allah'taki cihadın keyfiyetini bilemez. Bu cihadı Allah'a havale ettiklerinde ise ki bu cihadının hakkıyla sözüdür. Cihadı zamir ifadesiyle kendisine izafe eder. Bu durumda cihad eden onlar değil Allah'tır. Bununla beraber onlar eserlerin ortaya çıktığı yerdir. Onlar mücahiddir, mücahid değillerdir. Allah Musa şöyle der. Bana hakkıyla şükret Musa. Buna kim güç yetirebilir ki diye sorunca Allah nimeti benden bildiğinde hakkıyla şükretmiş olursun demiştir. Hadisi İbn-i Mace Es-Sünen'de haktarır. Öyleyse zevk, keşf ya da müşahade yoluyla inanç ve hal hatta makam ve doğru bilgiye dayanarak değil, Allah'a izafe ettiğin her amele hakkını vermiş olursun. Çünkü o ameli sahibinden bilmişsindir. Böyle bir davranış her ne zaman ortaya çıkarsa, onun açıklaması Allah'ın peygamberinin diliyle yaptığı açıklamadır. Peygamber de bize o açıklamayı tebliğ etmiştir. İşte bu Allah'a ulaştıran kolay, açık, bilinebilen ve yeterli bir açıklamadır. Onda bir erilik veya bozukluk göremezsin. Dördüncü sınıf ise Allah'ın haklarında bizde cihad edenleri yollarımıza ulaştıracağız dedikleridir. Bunların hakkında Allah yollara uymayınız, onun yolundan ayrılırsınız demiştir. Mutluluğun bulunduğu yolu kastetmektedir. Aksi halde her yol Allah'a çıkar. Çünkü her yol Allah'a çıkar ve herkes ona döner. Fakat ona dönen herkes mutlu değildir. Mutluluk yolu başka bir şey değil, meşru yoldur. Bütün yolların gayesi başlangıçta Allah'a ulaşır, Rahman ise sonuçta hepsini üstlenir. Bu durumda Rahman'ın hükmü bekasının nihayeti olmayan bu yollarda ebediyete kadar sürer. Bu garip bir meseledir. Bunu keşf ile öğrenen az, buna inanan ise daha da azdır. Cihadın sebebi kendileriyle savaşmamız ve cihad etmemiz emredilen, emredilenlerden ortaya çıkan bir takım fiillerdir. Bu fiiller ise Allah'ın fiilleridir. Öyleyse düşmanda değil Allah'ta savaşmış oluruz çünkü onlar gerçekte Allah'a ait bu fiiller nedeniyle düşman olmuşlardır. Biz onda cihat edip bize yollarınıza yollarınıza ulaştıracağız ayetinde belirttiği gibi gerçeği açıkladığında başka bir ifadeyle bize yollarını açıklayıp onlara girdiğimizde başka olarak cihat ettiğimizi görürüz. Bu nedenle bizden ortaya çıkan eylem nedeniyle bağışlanma dileriz. Bu yollardan birisi de bizdeki failin biz değil o olduğunu müşahede etmektir. Bu nedenle Allah'tan bağışlanma dileriz. Yani nahoş gördüğü bir amelin ortaya çıktığı bir yer olmamayı ondan dileriz. Varlıkta Allah'tan başkasının olmadığı sabittir. Öyleyse ondan başka cihat eden de yoktur. Bizi yollarına ulaştırmamış olsaydı bunu bilemezdik. Bu nedenle ayet Allah ihsan sahipleriyle beraberdir diye tamamlanmıştır. İhsan ise Allah görür gibi ibadet etmektir. Onu görünce cihadın onda onunla olduğunu öğrenirsin. Böylece sana mücahide ehlinin ki mücahitlerdir hallerini açıkladık. Konunun ayrıntıları hakkında konuşmak sözü uzatırdı. Her konunun gerektirdiği ayrıntıları açıklamaya kalksaydık ömür yetmezdi. Dolayısıyla her halükarda özetlemek gerekir. Bu nedenle her bölümün ana konular mesabesindeki hususları vermekle yetiniyoruz. Her ana yani bölüm, her ana bölüm Adem oğulları için anneleri Havva gibidir. Allah bize ilahi yazıyı vermiş olsaydı bu kitabın içerdiği her hususu yeterli bir şekilde tek bir sayfada bile yazabilirdik. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elinde ilahi yazıyla yazılmış ve hiçbir yaratılmışın katkısının bulunmadığı iki kitap olduğu halde gelmiş. Sağ elinde bulunan birinci kitaptan yaratılışın başlangıcından kıyamet vaktine kadar cennetlikten isimlerinin, babalarının, aşiretlerinin ve kabilelerinin isimlerinin bulunduğu söylemiş. Diğerinde ise aynı üslupta bedbahtların isimleri vardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elindeki kitap bilinen tarzda bir kitap olsaydı sayfa alanı bir şehir sığdıramazdı. Böyle bir şey bizim adımıza gerçekleşseydi onu hemen ortaya çıkartırdık. Biz de o yazıyı gördük. Bu yazı başka bir hadiste geçen duvar üstündeki cennet ve cehennem veya aynadaki gök şeklindeydi. Şimdi böyle bir nitelikteki mücahedenin mertebe menzilleri olan makamlarını zikredelim. Bu makamlara ehli ki onların ehli melamilerden yerleşir. Melamiler iki kısımdır. Birincisi bir sınırda duran edep ehli, diğeri ise ünsiyet ve vuslat ehlidir. Bu bölümde ariflere ait kısımları da zikredeceğiz. Onlar da iki kısımdır. Bir sınırda duran edepli arifler, diğeri ise ünsiyet ve ehli ariflerdir. Bu taksim bütün makamlarda geçerlidir. Sınırda duran edepli kısmından melamilere ait şey 53 derecedir. Burada dereceleri zikretmeye döndük. Çünkü Allah'ın onların üstünlüklerini dereceyle zikrettiğini duyduk. Biz de Allah'ın sözüne uyduk ki uygun olan da budur. Ünsiyet ve mussat ehli Melamilerin bu dereceden payı ise 453 derecedir. Ünsiyet ve vuslat ehli ariflerinin payı ise 484 derecedir. Sınırlarda duran edeb ehli ariflerin payı ise 89 derecedir. Onunla ilahi isimlerin arasında ise 10 derece vardır.